Şu an demesinde ne sakınca var acaba? Hazreti Mehdi'nin kim olduğunu bilsek ve bildiğimiz başkalarına söylememizin bir sakıncası var mı? Sükût demiştiniz, ne zamana kadar? Allah'a emanet olun. Ya farz edelim desek ki şu kişi Mehdi'dir desek. Ya ona candan destek sağlamadıktan sonra o kişiler. Ona talebi olmadıktan sonra Mehdi'nin öyle yani olağanüstü bir gösterimde bulunup olağanüstü olaylar meydana getirmesi diye bir mevzu bahis yok. Böyle bir şey yok. Mehdiyet Allah tarafından kaderde belirlenmiş, önüne geçilemeyen bir güç. Maşallah. Ama şöyle yani mesela bir incir ağacını düşünün. İncir çekirdeğine kadar şöyle küçücük bir şey, ufak. Evet. Toprağa atılıyor. 50 sene sonra, 60 sene sonra boyu evet. 30 metreye çıkıyor. 20 metreye çıkıyor. On binlerce, yüz binlerce dal ve yaprak oluşturuyor. Evet. Değil mi? Evet. Muazzam meyve veriyor. Başlangıçta ne kadar? Şu kadar. Ama kaç yılın alıyor bu? Evet. Yıllar alıyor değil mi mesela? Evet. İşte Mehdiyet de öyle. Ufak bir hareket olarak çıkıyor. Yani küçük bir grup olarak çıkıyor. Durdurulamıyor. Var gücüyle şeytan saldırıyor. Münafıklar saldırıyor. Saldırdıkça daha gelişiyor. Saldırdıkça daha gelişiyor. Normalde gerilemesi lazım. Çünkü vurdu mu bir şeyin dağılması gerekiyor evet. Değil mi? Mehdiyeti ters etki yapıyor. Daha gelişmesine sebep oluyor. Durduramaz. Ya bir insan nihayeti çeker vurur adamlar yani. Evet. Öldürülemiyor Mehdi. Durduramaz. Evet, maşallah. Yani hepsi bir araya gelirler. Uğraşırlar. Bir şey yaparlar değil mi? Alette uğraşırsın. Evet. Durduramaz. Mesela Mehdi hapse atılıyor. Yani normalde durdurulması lazım hapisten. Evet. Durdurulamaz. Maşallah. Bütün küfür karşı ayaklanıyor. Mesela bir münafık ordusu ki yani şimdi bu Mehdi'ye karşı mücadele eden münafık ordusu Mehdi'nin zuhuru zamanında açıklanacaktır. Kim oldukları tek tek. İnşallah. İsimlerinden, resimlerinden kim oldukları bunlar tarihe geçecektir bu münafıklar. Bilinecektir yaptıkları eylemler, neler yapmışlar. Zaten onlar birbirlerini de ele verirler. Evet. Yani onlarda öyle bir kalleş ruhu vardır. Birbirini de şey yapar. İnşallah. O da Müslüman lehine olacaktır. İnşallah. Birbirini de ele vereceklerdir. Ve yaptıkları bütün kepazelikler, bütün adilikler devlet arşivinden, devletin arşivlerinden ortaya çıkacak. İnşallah. Onlar da kitap haline getirilecektir. Yani Mehdi'ye karşı yapılan suikastler, eylemler, münafıkların yaptıkları oyunlar ciltlerce kitap halinde insanlara sunulacaktır. İnşallah canım. Yani her münafık mesela nasıl bir kriminal tipti, neler yaptı, nerede ne suikast azaldı, kimi ihbar etti, nasıl ihbar etti, Müslümanın aleyhinde nasıl iftiralar attı, bununla ilgili gönderdiği evraklar hangiler, belgeler hangiler, bunların hepsi devletin arşivinden çıkarılacak. Evet hocam, inşallah. Ve hepsi belgelenecektir. Ama Türk İslam Birliği kurulunca, İttihat-ı İslam oluştuğunda. Evet. İnşallah. İnşallah.